Her toplumsal yapının, her inanç topluluğunun, her siyasi eğilimin olmazsa olmazları vardır. Bu çevrelerin tanımlayan simgeler vardır. Öncü anlatımları vardır. Hızır da biz Alevi Kızılbaşlara özgüm. Yani içeriğiyle, insanlığa verdiği mesajıyla öğretimizi belki en iyi ifade eden simgelerden birisidir. Bizim kuşak tabii köylerde doğduk. Dolayısıyla yaşayan Aleviliği fiilen de en azından köylerimizde yaşama dair aktarımlarını, yaşamla yoğrulmuş mesajlarını birebir yaşama şansımız oldu. O anlamda da işte bu aylarda işte köylerde tam da böyle işte zemherden işte adım adım ilkbahara doğru adım atışta yaşamı umudu simgeleyen, toplumsallığı simgeleyen, o en zor günlerde dayanışmayı öne çıkaran bir simgeydi bizim açımızdan. Daha çok bizim Türkmen Alevi köylerinde yani bu tarihlerde işte bütün işte köy içerisinde başta gençler olmak üzere erkekler ağırlıkta bu öğretiyi simgeleştiren semboller yaratırlar. Yani bizim orada mesela koyunun yüzü derlerdi. Aynen diğer coğrafyalarda olduğu gibi içerik olarak aynı olmakla birlikte ev ev dolaşırlardı. Evlerden ne kadar o gün ihtiyaç duyulan şeyler varsa toparlanırdı. Daha sonra birlikte bu pişirilirdi ve topluca eğlenilirdi. Ve o arada tabii ki köyde durumu çok iyi olmayan kişiler vardı. Yalnız yaşayanlar vardı. Onların başta ihtiyacı gözetlenirdi. Bu anlamda da ben çocukluğumuzdan itibaren işte Alevilik Kızılbaşlık deyince yaşayan bir değerimizdim. Ne yazık ki bugün bu değerimiz yavaş yavaş yok oluyor. Yani bizim çocuklarımıza sorsanız, torunlarımıza sorsanız gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de ben çok azı duymuştur. Yani biz de yıllarca yani kendi değerlerimizi yaşatma noktasında adımlar attık ama yani gelinen noktada çok başarılı olduğumuz söylenemez. Yani o anlamda bizim Alevi dünyasının en önemli görevlerinden birisi olduğuna inanıyorum. Hızır'ı yaşatmak, yeni kuşaklara aktarmak. Şimdi nasıl Noel geldiğinde Hristiyanlık dünyası kendine özgü değerlerle bir yaşama dahil oluyorsa, onun ritüelleri varsa, kuralları varsa yani veya işte Ramazan ayında veya işte diğer inançların kendilerine özgü yaşadıkları, simgeleştirdikleri değerleri varsa bizim de her koşulda Hızır yaşatmamız gerektiğine inanıyorum. Yani içini doldurmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü onun simgeselinde bugün dünden daha fazla bugün de Hızır'a ihtiyaç var. Gerçekten toplumsal dayanışma. Hızır demek toplumsal dayanışma demek. İşte zorda olanın, darda olanın yanında olmak ve bugünün dünyasıyla yaşamın her alanında insanların birbirlerine el uzatması, dayanışma içerisinde bulunması anlamına geliyor ve bugün buna çok ihtiyacımız var. Yani her zamankinden çok daha fazla bu ülkenin mazlumları, bu ülkenin acı ve sıkıntılar içerisinde yaşayan toplumsal yapıları birbirlerine el uzatmalı. Politik olarak da çok ihtiyaç var. Sadece inançsal olarak değil, politik olarak da bugün Türkiye'de bu zorbalık karşısında ve birbirimizin hızır olmadan, birbirimize el uzatmadan bu zorbalığı, bu baskı rejiminin bu diktatörlüğü alaş etme şansımız yok. O nedenle de Hızır hepimizin yardımcısı olsun.